Bosna Hersek, Saraybosna. Mostar'dan Saraybosna'ya geçiyoruz. Elis ve Oğuz yol boyunca uyudular. Oo, çok güzel. Viselica, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde belediye binası olarak inşa edilmiş. Karnımız acıktı, Saraybosna caddelerinde gezerken Konya pidesi bulduk. Etli ekmek 6 euro civarında. Karnımız doydu, uyumak için kiraladığımız eve doğru gidiyoruz. Kiraladığımız odayı bu kez hiç beğenmedik. Süper. Siteye şikayetlerimizi bildirdik. Saraybosna'da hüküm sürmeye başlayan Avusturya-Macaristan monarşisi 1860 yılında Mijaka Nehri üzerindeki köprünün ayağına belediye binası inşa etmek ister. Bu ev o zamanlar nehrin karşısında belediye binasının yapılacağı yerde bulunmaktadır. İmparatorluk karşısında "Ben bu evi size yıktırmam" diyen boşnak bir ev sahibi bulur. Boşnak ev sahibi belediye binasının yapımına onay vermek için tek bir şart koşar. Bu evin aynısını nehrin karşısına taşıyın der. Adamın evini santim santimine, hangi tuğlanın hangi tuğla üzerine denk geldiğine kadar bakarak büyük bir titizlikle nehrin karşı kıyısına taşırlar. Restoran olarak kullanılan evin adı ise İnat Kucağı olarak kalmış. Evin girişindeki bir tabela da bugün bile "Karşı taraftandım, inadımdan size evi vermedim" yazıyor. Evin 1860 yılında bulunduğu yerde şimdi Saraybosna Ulusal Kütüphanesi olarak kullanılan bina yer alıyor. Mijaka Nehri'nin ortasında gördüğümüz tahta bir kuru kafa. Başçarşı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın merkezinde yer alan 16. yüzyılda kurulmuş olan meşhur Osmanlı çarşısıdır. Bugün hala kullanımda olup Saraybosna'nın kalbi niteliğindedir. Bosna Savaşı sırasında Sırp ordusunu imha etmeye çalıştığı başlıca hedeflerdendi. Bakkal yazısına dikkat. Başçarşıda güvercinleri kovalayan Elis çok mutlu. Karnımız aç bir şekilde gezerken saçta yapılan bir börek satan dükkanı görüyoruz. Resimde görülen saç fırınlarda pişiyormuş börekler. Afiyetle yiyoruz. Demleme çay ve yanında börek nefis bir ikili oldu. 1 kilogram börek yaklaşık 5 euro, 50 TL civarında. Oğuz pilav üstü döner istiyor sabah kahvaltıda. Tam nereden buluruz Bosna Hersek'te derken... Saraybosna'da Ankara dönercisi. Bol sohbet, bol çay ve kahve. Oğuz'un ilgisini havada duran cezve çekiyor. Gazi Hüsrev Bey, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı 1. Süleyman Dev... Bosna'da uzun süre görev yapan Sancak Bey'i. Babası Boşnak, annesi Türk olup annesi tarafından Sultan II. Beyazıt'ın torunudur. Gazi Hüsrev Bey Camii veya Bey Camii. Saraybosna'nın kalbi sayılan baş çarşıda 1531 yılında Mimar Sinan'a inşa edilmiştir. Şadırvandaki süslemeler dikkatimizi çekiyor. 16. yüzyılda tarihi başçarşıdaki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin yanına inşa edilen Saat Kulesi. Saati ilk günkü titizliğiyle ay takvimine göre ayarlanmaya devam edilmektedir. Ay takvimine göre ayarlanan saat 12'yi gösterdiğinde akşam namazı vakti girdiği için
Camideki minareden ezan okunurken aynı anda kuledeki saatin çınlaması çarşıda farklı bir atmosfer oluşturuyor. Günümüzde dünyada bu saat dışında ay takvimine göre çalışan başka bir saat bulunmamaktadır. Cami avlusunda yapılmaması gerekenlerle ilgili uzunca bir işaret listesi var. Caminin dış duvarında bulunan çeşmenin lezzetli suyundan içiyoruz. Bir rivayete göre çeşmenin birinden su içerseniz tekrar Saraybosna'ya geleceğiniz kesin. 17 milyon insanın ölümüne sebep olan Birinci Dünya Savaşı, Avusturya-Macaristan veliahtının ve eşinin bir Sırp milliyetçi tarafından suikastla bu müze binasının önünde öldürülmesiyle başlamıştır. Bu tarihi noktada resim çekip yola devam edip hatıralar biriktiriyoruz. Gazi Hüsrev Bex, Bezistan, Kapalı Çarşı. Saraybosna sokakları. Çok gezdik, akşam oluyor, acıktık. Pide içinde cevabi, yanında soğan ve kaymak. İçecek tabii ki ayran. Yemeden gelmeyin diye yazmışlardı, yedik. Saraybosna Katolik Katedrali. 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'da Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, kendilerine sığınan on binlerce sivil Müslüman Bosnalıyı Sırp güçlerinin eline teslim etti. Kötülüğün zaferi için iyilerin hiçbir şey yapmaması yeterlidir. Bugüne dek 8.372 kişinin naaşına ulaşılabildi. 12 bin kişi hala kayıp. Bu galeri Srebrenica soykırımının anısını korumaya adanmış bir kamu kurumudur. Saraybosna Kantonu ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ile işbirliği içerisinde kurulmuş. Saraybosna halkı yaşanan savaşı unutmamak için binalardaki kurşun deliklerini özellikle kapatmıyorlar. Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Ali Ezzet Bogevic'in mezarı Kovaç Şehitlik Mezarlığı'nda bulunuyor. Her fani gibi ben de öleceğim, mezarıma anıt yapmayın. Öldüğümde Osmanlı askerleriyle, Bosna şehitleriyle yan yana yatmak istiyorum. Kendisinin mezarı Kovaç Şehitliği'nde askerlerin arasında ay ve yıldız şeklindeki yıldızın altındadır. Mezar taşında Allah'ın kulu Aliya. Allah'a yemin ederim ki biz asla köle olmayacağız. Mezarlığın sağındaki yokuştan yukarı yürüyoruz. Yokuş bittiğinde Sarıhisar karşımızda. İşte burası Saraybosna Dağları. Bu videoyu ben çektim, Oğuz Emrehan Kıray. Burada mezarlıklar var. Birkaçı Türkiye mezarlığı. Şuradaki şeyi görüyor musunuz, dayı yeşil? İşte o yıldızımız. Minik havuzda
Bizim ayımız. Burası Saraybosna'dayı. Böyle bir dağ. Şuradaki ilerdekiler benim annem, babam ve kardeşim Elis. Bebek arabasıyla çıkıyoruz. Şehre yukarıdan bakıyoruz. Demleme çaylarımızı içip şehrin geceye dönen manzarasını seyrediyoruz. Sarıhisar'dan gece yarısı inip uyumak üzere aracımıza gidiyoruz.